Merhaba arkadaşlar. Bugün Dynasty Tempest ile Revit Outback montları karşılaştıracağız. İkisi de 4 mevsimlik bir mont. Üstüme giydiğim Dynasty Tempest adı verilen bir mont. Dynasty'nin Tempest modeli yani. 4 mevsim mont olduğunu söylemiştim. Bu aynı zamanda yaz ve kış rahatlıkla giyebileceğiniz bol bol havalandırmalı olan montlardan. Havalandırmaları diyorum. Havalandırmaları tabii ki burada. Fileli yapısını görüyorsunuz. İsterseniz hani yazın biraz fazla sıcak olduğunda bu havalandırmaları açarak kullanabilirsiniz. Büyük bir havalandırma kanalına sahip iki tarafında. Aynı zamanda kolları ayarlanabilmesi için burada tokaları var ve ipleri var. Bunlardan çekerek vücudunuza göre ayarlayabilirsiniz. Tabii ki kol korumaları ve omuz korumaları var. Bunlar da sizi çarpmalara karşı yüksek oranda koruyacaktır. Bileklerinde çıt çıtları var. Bunlar çift seviye ayarlanabilir çıt çıtlar. Rahatlıkla bileğinize göre ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda biraz daha havadar olması için açılıp aynı zamanda eldivenizin üstüne kadar geçirebileceğiniz şekilde yapılmış. İsterseniz eldivenizi içine alarak da isterseniz de eldiveni dışta bırakarak bu fermuarla kapatıp tamamen korunabilirsiniz. Dediğim gibi kollarında, bileklerinde ve aynı zamanda boyununda bir ayarlama yeri var şurasında. Burada cırt çırtları var. Aynı zamanda kollarında da tabii çırt çırtlarla ayarlama yapıyorsunuz. İç tarafındaki astar çıkabiliyor. Yani yazın işte fazla daraldığınızda, sıcaktan fazla bunaldığınızda iç tarafındaki astardan çıkartabilirsiniz. Tabii ki ince bir yağmurluğu var. Bu aşırı ıslanmasını engelleyecektir. Aynı zamanda arka tarafında, şu tarafında Dynasty pantolonunuzla birleştirebilmeniz için bir tane fermuar var. Beraber hani işte pantolonunuzla beraber bu montu giydiğinizde hani üstünüzde çok fazla oynamamasını sağlarsınız. Böylece de hani rahat bir sürüş yaparsınız. Arka tarafında korumanızı yani omurilik ve bel korumanızı koymanız için bir tane cırt cırtlı cebi var. Pardon, fermuarlı cebi var. Bu fermuarlı ceple de istediğiniz, aldığınız buradan level 1, level 2 korumayı içine takıp öyle sürüş yapabilirsiniz. Level 1, level 2 korumaları sırtınızı ve omuriliğinizi korumak için koymanız önemlidir. Çünkü düşmelerde nasıl düşeceğimiz belli olmuyor. Herkes omzuna veya işte dirseğinin üstüne düşmüyor. Sırtımızın üstüne de düşebiliyoruz. Eğer çakıllı bir yere düşüyorsak sırtımız bayağı bir zarar görecektir. Görmemesi için bir koruma alıp koymanız ideal olacaktır. Şimdi Dynasty Tempest'ı tanıttım. Hem en sonunda şunu da ekleyeyim. Bu montlar yağmurda ıslandığı zaman çabuk kuruyabilme özelliğine de sahip. Onu da eklemeden geçmeyeyim. Şimdi Revit Outback modeline geçeceğim. Bunu çıkartıyorum. Revit Outback modeli ise bu. Bu Revit Outback modelinin yine kollarında ayarlayabilmek için cırt cırtları var. Fermuarları var. Çift fermuarı var tabii. Aynı zamanda Dynasty Tempest'ten biraz daha farklı. Bunu hani şuradaki havalandırma kanallarını açabilmek için çift fermuar yapmışlar. Bir artısı bu. Diğer bir artısı daha var. Onu da söyleyeceğim. Tabii ki hem cırt cırt hem de fermuarla kapanıyor. İç tarafında bir tane yağmur geçirmez kısmı var. O da çıkabiliyor. Dynasty de çıkmıyordu. Ve içinde bir tane de polarlı içi müflonlu bir kısım var. Bu da çıkartılabiliyor. Yani yazın bunun daha rahat, daha ferah kullanabilirsiniz aslında. Kollarında ve omuzlarında özel korumalara sahip. Aynı zamanda Dynasty gibi birçok cebi var. Dynasty'nin bir tane daha artı özelliği var. Onun çabuk kuruyabilme özelliği vardı. Aslında bunda da çabuk kuruyabilme özelliği var. Fakat onun ön tarafındaki cepler, yani yazın daha rahat kullanabilmenizi, daha ferah kullanabilmenizi sağlayacak olan cepler biraz daha büyük. Yani o fermuarlı kısımlar biraz daha büyük. Bunda da üst tarafında iki tane cep, buralarında iki tane cep. İç taraflarında cırt cırt cepleri var. Bunları verimli olarak kullanmak isterseniz çıkabilen müflonlu kısımda
Bir iç cep daha var. Sırt korumasını da takmak için iç tarafında yer var. Fermuarlı bir yer. Aynı zamanda yolcu, arkanıza aldığınız yolcunun ellerindeki eşyaları koyabilmesi için bir alanı var. Aynı zamanda bu cırt cırtlı ve çıt çıtlı olarak sabitlenmiş durumda. Bunun tabii Dainese göre ufak tefek artıları var. Dainese de gerçekten güzel bir mont. 4 mevsim kullanacaklar için ideal montlardır. 1000-1100 lira civarında montlardır. Ben daha fazla göster seçeneğinin altına linklerini ekleyeceğim. İsterseniz oradan bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Kendinize daha uygun gelen bir montu seçebilirsiniz. YouTube kanalımızı izlemeyi unutmayın. Üye olun, paylaşın. Hepinize iyi sürüşler. Yerimiz Bostancı'da, metronun ikinci çıkışındayız. Yani otosanayinin karşı cephesindeyiz. Karşı cephe, Kartal Sokağı'nın içindeyiz. Unutmayın, videonun sonuna haritamızı ekliyorum her zaman. Oradan gelip bizi bulabilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler.